Merhaba WebTekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte çakma telefonların foyasını ortaya çıkarmaya devam ediyoruz. Özellikle son dönemlerde sosyal medya üzerinde karşımıza çok fazla geliyor çakma telefonlar ve insanlar bunların maalesef sağlığa ne kadar zararlı olduğunu farkında değiller. Sizler için bir adet çakma telefon sipariş vereceğiz. Şimdi topu Çağdaş'a atıyorum. Evet Lütfi, topu aldım. Şimdi ben de bu pozisyonu gole çevireyim. Merhaba. Nasıl yardımcı olabilirim? Ha, merhaba, kolay gelsin. Ben Samsung Note 7 gördüm. Hala satışı devam ediyor mu onun? Evet var. Fiyatı neden bu kadar ucuz? 450 TL yazıyor ama. Fabrikasından direkt ihraç fazlası ürünler onlar. O yüzden ucuz. Patlamaz değil mi yani? Bu patlayan seri yok, mi? Yok, kesinlikle patlamaz. Zaten o seriden değil bunlar. İlk seriden. Yani onlar başka seri. O patlayanlar başka. Peki orijinal yani değil mi telefon? Orijinalin birebiri evet. Ha, birebiri derken kalemi vesaire var mı acaba? Şimdi yazı yazabiliyor muyum? Evet, kalemi var. 20 megapiksel. Kapalı zaten, hiç açılmadı kutusunda, sıfır ürün. Ürünün pasaport kaydı var mı yani, gelir gelmez kullanabilecek mi? Evet evet var. Gelir gelmez kullanabilirsiniz ürünü, açtınız gibi. Şu an sadece kapıda ödeme seçeneğimiz var. Biz de sistemini kurduğumuz için henüz oturtamadık onu. Ben de şimdi siparişi veriyorum. Adım Çağdaş, soyadım Tornacıgil. Tamam, Çağdaş Tornacıgil. Evet. Hayırlı olsun şimdiden. Evet millet, Çağdaş sipariş tamamladı ve telefon elimize ulaştı. Tek sorunlu tarafı 2 günde gelmesiydi telefonun. Şimdi bir açalım. Tam beklediğim gibi geldi arkadaşlar. Herhangi bir kılıf yok. Şimdi gelin masamıza inelim ve bu telefon bizlere neler vaat ediyor, neler vaat edemiyor bunları bir görelim. Ön tarafta bir jelatin var. Bu jelatini hızlıca şöyle çıkartalım. Zaten dokununca kendi kendine çıktı. Evet, telefon zar zor açıldı. Telefonun arkasına da şöyle iki tane logo koymuşlar arkadaşlar. Bu bize göre yüksek ihtimalle gümrükten geçebilmesi için yapılmış. Yoksa bunlar herhangi bir şeyin işareti değil bence. Ve gördüğünüz gibi Cazırt diye Samsung yazısı karşımıza çıkıyor şurada. Ve kaldırınca da Galaxy Note 7'yi görüyoruz. Bunların zaten orijinali patlıyor. Çakmasına neler olur artık, ben hayal gücüme sığmıyor bunlar benim. Bu da orijinalinin başına gelenler. Orijinaline böyle şeyler oluyorsa çakmasına kim bilir neler olur. Ve şimdi telefonun içine yavaş yavaş bakalım. Hey millet, telefonu Wi-Fi'ye bağladık. Şimdi hızlıca bir tarayıcıya girmeye çalışalım. Diğer çakma telefonların aksine Wi-Fi'ye bağlandı. Ancak tek diş gösteriyor. Bakalım tarayıcıda durumlar nasıl? Google'a bir gidelim bakalım. Evet be, yine bizi şaşırtmadın sevgili çakma telefon. Hadi internetten feragat ettik diyelim. Bir de kalemini test edelim. Şöyle kalemi çıkartalım. Aha, üzerinde mavi bir yer var ama hiçbir işe yaramıyor. Tıkladık, ekran notu alalım bakalım. Evet, ekran notuna bastım ama hiçbir şey olmadı. Görev notu diyelim. Hah, görev notuna girebildik. Bildiğiniz gibi orijinal not serisinde kalemin biraz hassasiyeti var. Ancak bunda ne yaparsak yapalım, gördüğünüz gibi düz çizgi çekiyor. Bari en fazla bununla böyle XOX oynanın. Aha, da başka da bir şey olmaz bu kalemle. Zaten tamamı metal, bayağı enteresan bir kalem yapmışlar. Ama iyi, güzel, kolay kırılmaz bu. Ha, şu kamera sesini göstermek istiyorum sizlere. Biraz enteresan bir kamera sesi var. Bütün çakma telefonlarda bunu tutturuyorlar. Vallahi helal olsun ya. Bak şimdi sese bak. Biraz geç geliyor ses ama sorun değil. Hesap makinesi var mı, ona bakalım. Ah, varmış valla. Bakalım 2 kere 2'yi doğru hesaplayabilecek mi? Valla bravo, tebrik ederim. Yani böyle çakma bir telefonu aldığınız zaman yapabileceğiniz en güzel şey bunu hesap makinesi olarak kullanmaktır. Ama bir yerlerde illaki kullanacağım diyorsanız gelin biz size nerelerde kullanabilirsiniz birazcık da bunlardan bahsedelim. Evet millet, bu Note 7'den ne olur ne olur dedik. Kediye yuva olur. Kediye yuva olur belki. Kediye yuva olmaz tabii ki de. Ne olur Çağdaş bundan? Abi bu hani kapı kapanmıyor. Bize kapı kendi kendine çok kapanıyor. Gel bir kapanmasın. Bir takas olarak. Takas şöyle olsun bir. Hadi bakalım. Çakma Note 7'yi tabii ki de bu şekilde kullanabilirsiniz ama birazcık çatladı, dikkat etmekte fayda yalnız var. Yalnız bu cam mı ne lan bu? Evet millet, Note 7 bir amaçta daha kullanılabilir. Araban yolda kalır, bir şey olur, takoza ihtiyacın olur yine. O saplandığın yerden seni çıkarabilir. Evet, biz de gördüğünüz gibi arabaya takoz olarak koyduk. Şimdi bakalım arabayı kurtarabilecek mi? Bakalım Note 7 ne durumda arkadaşlar. Evet, kötü değil şu an. Hala işte ya. Hala kullanılabilir. Tabii takas olarak. Yani arkadaşlar, sizin sağlığınız her şeyden daha önemli.
Bu tarz telefonlara ve bu telefonları satan firmalara herhangi bir biçimde güvenmeyiniz. Zaten bu telefonun sar değeri muhtemelen coşku sendir yani. İleride yani, hani başınıza aynen. Her türlü sağlık sorununu açabilir. Bu serimize devam edeceğiz. Eğer sağda solda bu tarz çakma ürünleri satıp bir de orijinal olduğunu iddia eden birileri varsa bize e-mail veya aşağıdaki yorum bölümünden ulaşabilirsiniz. Bir de videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. Başka kendinize, bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Millet üst tarafta duran bağlantıları tıklayarak bambaşka web teknoloji videolarına ulaşabilir. Ayrıca aramızdaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.